O zaman iyi ki doğdun Alican diye başlayalım. Cıvık bir giriş yapalım misafirlerimizin yanında. Sevgili gözlemci arkadaşımız Alican'ın bugün doğum günü. Kendisi aramızda olamadığı için bir kutlamada yapamadık maalesef. Dün de ben yoktum. Benim aslında biraz ihmalkarlığım olmuş oldu. Çeyrek finallerin birinci haftasını bugün oynanan iki karşılaşmayla birlikte tamamlamış olduk. Çok güzel bir çeyrek final ilk haftası geçirdik hep beraber. Hem şampiyonluk yolunda hem de lig kupasında çeyrek final maçları oynandı. Normal şampiyonluk yolunda 4 maç, lig kupasında da 3 maç vardı. Lig kupasının statüsü birazcık değişik. Yanımızda da Lig Kupası'na bu sezon misafir takım olarak katılan 1337 Kriv takımlarının kaptanı Berk ve kaptanı, saha içindeki kaptanı Gökhan abi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık böyle müsamereyle sizi oyaladık, kusura bakmayın ama sizleri biz sahada görmekten gerçekten çok memnun olduk. Çok güzel bir takım izledik. Biraz Football Brothers United maçıyla başlamanız sizin için talihsizlik oldu ama en azından efendilik organizasyonu içerisinde yer aldığınız ve aslında organizasyona da ne kadar yakışan bir takım olduğunuzu göstermenize sebep olan bir maç izlemiş olduk. Bu bakıma da izleyenlerin ve bizlerin de yüzlerini güldürdünüz. Hoş geldiniz. Ben kısaca saha dışı kaptanına döneceğim. Takımla ilgili birkaç soru soracağım. Daha sonrasında size döneceğim müsaade ederseniz. Evet Berk, 1337 Kriv ne zaman kuruldu? Kimlerden oluşuyor? Nerelerde oynadınız? Yani biraz takımdan tabii bize bahset. Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ederim. Efendilik ve ailesi hep uzun süredir takip ettiğimiz bir aile. Onun bir noktada parçası olmak istiyoruz. İstemeye de devam ediyoruz. Bu fırsat için de efendilik yönetimine teşekkür ederiz. Takımımız 2007 yılında kuruldu. Robert'ten birkaç arkadaşla beraber kurduk. İlk o zamanlar bir Nike'ın bir turnuvası vardı. O turnuva için kuruldu. Daha sonra Pazar Ligi'nin ikinci sezonundan itibaren Pazar Ligi'nde oynadık. İstanbul Ligi'nde oynadık. Diğer halı saha liglerinde de oynadık işte, aklıma gelmeyen. Ama nihai amacımız bir amaç için oynuyorduk belki de. Daha biz sakin oynayan bir takımız ve bu sakinliğimize uygun bir lig arıyorduk. Şu an bu kupada yer aldığımız için mutluyuz. Öyle takımımız 2007'den beri aralıksız oynuyor. Hep bir turnuvaya katıldık. Hem güz sezonlarında hem bahar sezonlarında. Aslen biz birbirimizle oynamayı seviyoruz. Hiçbir zaman hırs gözümüzü bürümedi. Birkaç başarımız da oldu. Birkaç ligde şampiyonluk da yaşadık. Ama asıl amacımız hep birbirimizle oynamak oldu. Burada da böyle bir fırsat yakaladık. Çok da hoşumuza gitti. Teşekkür ederiz. Bütün bunları aldığımız hezimete rağmen söylüyorum. Burada skorun hiçbir önemi yok. 4-0'da, 5-0'da, 10-0'da yenilseniz her zaman bir şansınız vardır. Bizdeki playoff düzeninde de en alt sırada yer alan en alt 4 sırada yer alan 3 takım çeyrek finale kalma başarısını gösterdi playofflarda. Aynı şekilde 2 maçlı eleme usulüyle gidilen maçların ilkini hangi skorla kaybederseniz kaybedin, ikinci maçta aldığınız bir galibiyet maçın penaltılara gitmesine sebebiyet verecek. Yani kesinlikle bir gol averajı aranmıyor böyle bir durumda. Ben belki bahsetmezsin diye girecektim. Sen aslında bir girizgah yaptın. Liglerde de aldınız. Sizin aslında biraz önce saydığın liglerde aldınız. Fair Play şampiyonlukları var. Genelde NC centilmen takım olarak öne çıkan bir takımsınız. Herkes tabii başarı için oynayıp ya biz bu sene şampiyon olamadık, ikinci olduk bilmem ne. Genelde bize gelen başvurular da öyle oluyor. Biz bilmem ne ligini birinci bitirdik, şu ligde şunu yaptık, bunu yaptık. Biz kesinlikle öyle şeylere bakmıyoruz. Tamamen bizim için sahadaki duruş, centilmenlik duruşu ve efendi ligi olan uyumdur. 1337 Kriv takımı da bunu gerçekten en iyi şekilde karşılayan takımlardan bir tanesi. 5 veya 6 maç yapma imkanı bulduk sanıyorum sizinle. Evet. Üçü Nevizade ileydi. Biri burada. Birkaç tane de aday takımla oynadınız geçen sene. Açıkçası gerçekten hiçbir sıkıntılarını görmedik. Adayların başını çeken takımlardan bir tanesi. Bugünkü maçla ilgili yorumlarını alayım ben senin. Bugünkü maç biz tabii büyük sahada oynama fırsatı devamlı yakalamak mümkün değil. Bu konuda adaptasyon sorunu yaşadık. Bir sürede yaşarız gibi de gözüküyor açıkçası. Ama bambaşka bir keyif. Farklı bir, yani halı saha futbolunun ötesinde bir şey tabii ki bu. Zaman içerisinde üzerine koyacağımızı düşünüyoruz ama rakibimiz yani iyiydi. Buradaki takımlardan tanıdıklarınız var mı ligde oynayanlardan?
Var işte Nevizade'de bizim kalecimiz Yiğit zaman zaman forma son dakika transferiyle biz onu çarptık. Bir şekilde haftanın kurtarışına bile imza atmış. Biz şaşkınız takım olarak ama o var çevreden. Şu an aklıma gelmedi ama iletişimde olduğumuz arkadaşlarımız emirler var. Falan emirler var. Güzel, umarım bu ailenin bir parçası oluruz. Umarım bu aile de bizi kabul eder. Bizler de aynı şekilde umuyoruz. Ve ligimizin bugün sahaya çıkarak en yaşlı oyuncusu olma unvanını eline geçiren Gökhan abiye dönüyoruz hemen. O da saha içi kaptanıydı 1337 Kriv takımının. Şöyle bir dipnot vereceğim. Ligimizin bu sezon en yaşlı oyuncusu Atletico İbrit takımından sevgili Ahmet Çakır abimizdi. 1954 doğumlu. 1953 doğumlu olarak bu rekoru bir yaş daha ilerletmiş oldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz sizi tanıyalım. Ben de şunu söyleyeceğim size. Tabii ki uzun yıllardır futbol oynuyorum. Daha doğrusu kendim bildim bileli oynuyorum. İlkokul çağlarından beri. Hiç ara vermeksizin. Değişik yerlerde, değişik pozisyonlarda, imkanlarda, değişik ülkelerde de oynadım. Burada da normalde halı sahada devamlı oynuyoruz ve işte bizim kaptan, yöneticimiz bu halı saha, büyük sahaya terk ettirdi bizi. Tabii bir alışabilirsek burada da adaptasyon iyi maçlar yaparız diye düşünüyorum. Çünkü bizim takım daha çok halı sahaya alışkın. Burada da iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Benim de gördüğüm kadarıyla hani dışarıdan göz hem de yan hakemlik yaptım ben bu maç. Takımın biraz sanki böyle offside'a alışamama durumu vardı. Saha içinde kim nereye koşacak, nerede pas alacak birazcık onlarda bocaladılar. Sadece offside değil. Sonuçta burada ufak sahada yani topu alıp tek başınıza gidebilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Ama burada öyle bir şansınız yok. Evet. Tek başına o kaleden al öbür kaleye gidemezsin yani. Hem o offside'da alışma biraz. Hem de işte saha içindeki dağılım, paslaşma bunlar biraz alışmamızı gerektirecek. Daha önce profesyonel seviyede oynadınız mı? Orası biraz karışık. Karışık mı? Yurt dışı falan diyordunuz. Yani ben yurt dışında çalıştım uzun yıllar. Orada çalıştığım şirkete futbol takımı kurdum. Oranın liginde oynadık. Ben de oynadım. Orada lig şampiyonlukları aldık. Bu işlere hep oldum olası tabii hevesliydim diyorsunuz. Tabii, vazgeçmek yok. Yani aynı anda mesela bazı arkadaşlar bizim şimdi takımda oynayan arkadaş imtihanım var gelemem ben diyor. Mesela benim de vaktinde imtihanım oldu ama ben imtihana gitmedim. İmtihandan maç çakış, futbol çakışırsa futbola gittim. Tabii ki futbol. Her zaman önceliğim oldu yani. Bu arada Berk'in de amcası oluyorsunuz herhalde. Çünkü saha içinde biz amca bağırışları duyduğumuz için. Namız da amca oldu. Lakabı amca oldu yani. Namı değer amca oldu. Öyle. Evet, 1337 Kriv takımını biz ilk haftanın, çeyrek finallerinin ilk haftasının değerlendirmesinde burada ağırlamış olduk. Sizleri daha fazla tutmuyoruz. Haftaya tekrardan rövanş maçında görüşmek üzere diyelim. Sizleri yolcu edeceğiz. Biz değerlendirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, kaldık baş başa. Baş başa kaldık. Alican'a tekrardan selamımızı gönderelim. Doğum gününü tekrardan kutlayalım. Herkes tabii onu bir yandan da aslında şampiyonluk sevinciyle falan anmaya başladı. Gol diye bağırıyor böyle kalkacak koşacak falan zannettim ben orada tur atacak diye. Neyse o işin şakası tekrardan nice senelere. Çeyrek finallerin birinci haftasını değerlendirecek olursak ben salı günü yoktum. Pazartesi ve çarşamba günü buradaydım. Gördüğüm kadarıyla ve arkadaşlarımın bana anlattığı kadarıyla çeyrek final havasından şöyle uzak, güzel anlamda uzak çünkü yani hiçbir şekilde bir tartışma, ses yükselmesi, bağırış yok, kart sertliğinin dışına çıkabilecek bir şey hiçbir vukuatımız yaşanmadı. Biz birazcık tabii işin ucunun amacının kesinleşmesiyle birlikte takımlarda bir hedef yükseltme, vites yükseltme olur mu diye bekliyorduk. Çok şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu halimizden de memnunuz. Bütün takımlarımıza da çeyrek finallerin başlangıcında göstermiş oldukları sağduyu için tekrardan teşekkür ediyoruz.
Aslında bu hafta ya ben şeyden bahsediyorum. Playoff'a geldiğimiz zaman işte lig havası yok. Hani ligde oynanan futbol playoff'ta yok. Playoff'ta daha ciddi artık takımlar daha istekli oynuyor. Şimdi çeyrek finale geldik. Başa baş geçen mücadeleler oldu. Şimdi takımlar öyle centilmenlikten kesinlikle taviz vermediler. Özellikle ben Bordeaux'u KFK'ler maçından bahsetmek istiyorum. Hani centilmenlikten söz açıldı. İki takımın da fazlasıyla yani haftada ön plana çıkan en centilmen mücadele oldu diyebilirim. Çünkü faul olduğu zaman hani artık biz bunlara alıştık. Bunları dile getirmek de hani çok basit geliyor. Bana sıradan geliyor. Çünkü faul oluyor duruyor. Benden çıktı duruyor. Kıran kırana geçen bir maçta bile hani top avantajı var takımın ama faul yaptım deyip kesinlikle topu durdurup yine aynı şekilde devam edebiliyor. Hani buradaki mücadele centilmenliğin önüne geçmiyor ve ben geçeceğini de zannetmiyorum, beklemiyorum. Hani çeyrek finalin daha ikinci maçlarını oynayacağız. Asıl kritik maçlar onlar çünkü yarı finale çıkmak isteyecek her iki takımda. Evet. Ama yine aynı centilmenlikle devam edeceğini, hani finale kadar, finalde dahil centilmence bitireceğimize ben inanıyorum. Evet, bu ışığı biz bu hafta sahada gördük. Çok da memnunuz. Maç özelliklerine inecek olursak bu hafta şampiyonluk yolunda 4 tane çeyrek final maçı izledik ve bence hepsinin de penaltılara gitme ihtimali var. İkinci maçlar sonucunda. İlk önce AC Nevizade Gutfelas. Gutfelas'ın ezici bir üstünlüğü vardı aslında. Darma duman ettiler Nevizade'yi. Skor olarak baktığımızda 3-2 Gutfelas üstünlüğü vardı. İkinci maçta işin rengi değişir mi değişmez mi? Tabii onu haftaya göreceğiz. Aynı şekilde KFK'ler Bordro erken final diyelim. Yani final ağacının bir tarafına baktığımızda Atletico Hibrit son baskı eşleşmesiyle Gutfelas AC Nevizade eşleşmesinden bir finalist çıkacak. Diğer tarafa baktığımızda Büyük Avlu Firedryer eşleşmesi, KFK'ler Bordro eşleşmesi. Bu eşleşmenin galibinden bir finalist çıkacak. Baktığımız zaman neredeyse şu an Şampiyonlar Ligi yarı finali oynanıyor. Aynen. Öbür tarafta. Bizimki de aslında UEFA yarı finali olmuş oldu. Alt sıradan gelen takımların birbirleriyle mücadelesini izliyoruz. Alt ve orta sıraların. Yukarısı tam bir cadı kazanı. KFK'lerle Bordro 1-1 berabere kaldı. Keza yine hatırlayacak olursak geçen sezon üçüncülük maçıyla tamamladılar. Maçın galibini penaltı vuruşları belirledi. KFK'ler 3. oldu. Ondan önceki sezon Bordro ile KFK'ler normal sezonda çeyrek finalde karşılaştılar. Yine penaltılara kalan bir karşılaşma vardı. Bu sefer gülen taraf Bordro olmuştu. Böyle bir eşleşme, beraberlik kokan eşleşme var burada. Diğer tarafta Büyük Avlu Firedryer'ı 3-0 mağlup etti. Yine Firedryer bence kapalı bir kutu. İkinci maçta 1-0 kazanırlar. Maç penaltılara gider. Böyle bir beklentimiz de var. Atletico Hibrit son baskı maçı. Sen bahsettin. Son dakikaya kadar 1-1 giden bir maç. Son dakikada Atletico Hibrit altın değerinde bir gol bularak 2-1 maçı kazanıyor. Ve ben yine son baskının ikinci maçı kazanarak bu maçı penaltılara götürebileceğini düşünüyorum. 4 maçında bence sonu penaltılar ve penaltıların sonunda yarı finale hangi takım çıkacak? Bunların hepsi bence hala merak konusu. Hakikaten şu an çok muallakta çünkü ligdeki sistem de hani averaj usulü olmadığı için kaç atarsan at bir esprisi yok. Her takımın ikinci maçta mutlaka bir şansı var. Evet. Yani 1-0 olur, 5-0 olur fark etmez. Penaltılara götürür. Penaltılarla da bir ekstra bir şansı olacak. Lig kupası da yine aynı şekilde. Kalipso ile El Destino. El Destino da yine geçen sene izlediğimiz aday takımlarımızdandı. Bu sezon da yine onları kupaya davet ettik. Onlar da lig kupasında yarı finalde elenmişlerdi geçen sene. El Destino Kalipso maçı 3-2 Kalipso üstünlüğüyle bitti. El Destino belki sürpriz yapabilir. Bugün yani Spartak İstanbul Akut maçı izledik. 1-1 berabere bitti. Kimin ikinci yarı finale çıkacağı belli değil. Bu maç belki birazcık Football Brothers United'a bakıyor. O da aslında ya talihsiz çok eşleşme oldu orası. Çok talihsiz eşleşme. Evet. Çünkü ligin hakikaten iyi top oynayan takımlar. En baskın yani, top oynayan yani, takımlarından. Takım hakikaten birbiriyle çok uyumlu oynayan bir takım var. Haliyle halı sahada top oynayan bir takımın nizami bir sahaya çıkıp hele ki takım halinde oynayan bir takıma karşı mücadele etmesi çok zor. Yani işleri biraz zor ama ne olur bilinmez. Top yuvarlak. Aynen. İkinci maç bir bakmışsınız Yunanistan gelmiş. 1-0'a yatmış. 1-0 penaltılara götürür. Orada da iş tamamen bileklere ve kalecilere bakar. Neyse. Haftanın değerlendirmesine biz devam edelim. Haftanın takımını ben Numan'a soruyorum. Haftanın takımı için aslında iki tane adayımız vardı. Birincisi
Atletico Hibrid, diğeri Goodfellas. Ama aslında Goodfellas'ı oynadığı güzel futbol ve hakikaten yani çok değişik bir takım. Çok hırslı ve nasıl diyeyim, genç bir takım. Yani bu hafta da Nevzade'ye karşı hakikaten ciddi bir futbol ortaya koydular. Güzel bir futbol ortaya koydular. Bu haftanın takımı Goodfellas seçtik artık. Alternatif olarak da Atletico Hibrid yine son baskı karşısında almış oldukları galibiyetle haftanın takımı adaylarından diğeri oldu Atletico Hibrid. Önce Goodfellas'ı haftanın takımı olarak tebrik ediyoruz. Daha sonrasında performanslarından dolayı Atletico Hibrid takımını tebrik ediyoruz. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu haftanın takımından geliyor. Nevzade'ye hakikaten canı okuyan bir Gökhan izledik. Haftaya yokmuş Allah'tan, neyse şimdi söyleriz, çağırırız falan, aman diyeyim yani. Hakikaten çok yani hırslı durmadı. Maç boyu durmadı yani, yerinde durmadı ve takımına fazlasıyla katkı sağladı. Yani bu haftanın oyuncusu bariz bir şekilde Gökhan oldu. Gökhan'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten oynadığı her maçta takım adına fark yaratıyor. Ben bu maçta oyuna girmedim, kenardaydım. Skor böyle birbirine yakın gitti. Biz hep beraberliği yakalayan taraf olduk. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. 2-2'yi koruyamadık hemen arkasından. Üçüncü golü yedik ama yani sana Gökhan'ın ve İskender'in durumunu şöyle özetleyebilirim. Maç 3-2. Biz güya yükleneceğiz. Hani gol bulmamız lazım falan diyoruz. Savunmayı üçlüyoruz. Forvet'i üçlüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ama durmuyorlar ya. Yani sürekli geliyorlar. Sürekli bir atak halindeler. Ya bir skoru koruyun. Hani ne bileyim bir topa basın bilmem. Yok, adamlarda bitmek bilmeyen bir enerji var. Çok güzel top oynuyorlar. İleride 3-4 kişi tık 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 bir anda çok çabuk pozisyona girip işi bitirebilen oyunculara sahip Goodfellas takımı. Gökhan da yine maç içinde sivrilen oyunculardan bir tanesiydi. Gökhan'ı da haftanın oyuncusu olarak tebrik ediyoruz. Haftanın golü. Haftanın golü, aslında bu hafta çok birbirinden güzel goller izledik. Ama ben öncelikle Büyük Avlu'dan Osman abinin golünden bahsedeceğim. Sol çaprazdan attığı uzaktan bir golü var. Aslında bir yarım voley gibi şık ve güzel bir gol attı. Kendisini tebrik ediyoruz öncelikle. Haftanın golü Osman abinin oldu Büyük Avlu'dan. Buna alternatif olarak Gökhan'ın golü var. Gökhan'ın plase uzak köşeye attı. Yine aynı sol çaprazdan. Evet, sol çaprazdan attı. Çat. Çok güzel bir gol. Onu da beğenmiştik aslında. Osman abinin golüne kadar haftanın golü tercihimiz Gökhan oldu. Ama bu hafta Osman abi ön plandaydı ya. Golü. Bugün yine Cihan serbest vuruştan bir gol kaydetti Spartak İstanbul adına. En son benim izlediğim Spartak İstanbul maçında Football Brothers United'a karşı oynamışlardı sanırım. O maçta da yine bir frikik golü vardı. Başka? Murata'nın golü var sizden. Nevizade'den Murata'nın golü temiz bir vuruşla topu 90'a astı. Gerilmeden evet. Vurdu yani. O da çok güzel bir goldü. Murat'ın golü de güzeldi. Bunun yanında Kalipso 33'ten Sinan'ın da keza bir plase vuruşu vardı. Onu da beğenmiştik. Aslında şu an yani bu hafta haftanın golleri şöyle ilerledi. Hani ilk maçta bir gol gördük. Aa, güzel bir gol oldu. İkinci maç daha güzel. Üçüncü maç daha güzel. Hep böyle üstüne koya koya gittik. En sonunda da Büyük Aldan Osman abinin golüyle finali yaptık. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen hafta haftanın değerlendirmesini dinlerken ben var mıydım geçen hafta haftanın değerlendirmesinde? Vardım sanırım. Evet, Kura'yı birlikte çektik zaten. Evet. Sen orada şey dedin. Ben bir an hani izliyormuşum gibi düşündüm. Numan'ın orada bir lafı vardı. Eminim ki dedi, çeyrek finallere geldiğinde dedi haftanın golünü dedi adaylar arasından seçemeyeceğiz dedi. Öyle güzel goller olacak dedi. Hakikaten de Numan'ın söylediği doğru çıktı. Geçen hafta biz ne kadar zorlandıysak bu hafta da seçmekte zorlandık adaylar arasından. Dediğimiz gibi Osman'ı tebrik ediyoruz. Diğer gollere de haksızlık etmek istemiyoruz. Ama Osman tabii ki bizim yine saha içinde yorumladığımız kadarıyla ön plana çıkan adaylar içerisinden de ön plana çıkmış oldu. Alican, bu arada yağmur yağıyor. Senin bir işin yok değil mi bunlarla? Hayırdır? Haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışı Kalipso 33'ten Giray abi diyorum. Artık hangi takımda olduğunu ben bilmiyorum artık. Şu an hani Kalipso'da mı oynuyor, İşte Hibrit'te mi oynuyor bilmiyorum. Ama bu hafta Kalipso 33'ten Giray abinin harika bir penaltı kurtarışı var. Zaten penaltıyı kurtarmak başlı başına çok sıkıntılı bir durum. Giray abi iyice hani köşeye giden bir topu
iyi uzanıp çıkardı. Hani bunu çıkaracağını ben beklemiyordum. Yani penaltı vuruşu sonuçta hani kalecilerin çaresiz kaldığı durumlardan bir tanesi. Ama harika bir kurtarış yaptı. Ben evet. kendisini tebrik ediyorum. Giray'ı tebrik ediyoruz. Giray hakikaten aslında kalıplı, fizikli bir kaleci. Kalede ayakta dururken o kadar değil ama plonjonu yaptığı zaman gerçekten direğe kadar uzanabilen bir kaleci oluveriyor. Kalede büyüyor. Biz geçen sene hibritle penaltılarda karşı karşıya gelmiştik. Penaltılarda elenmiştik. Bizim bir tane penaltımızı, bir tane de maç içinde penaltımızı kurtarmıştı. Maç içinde Emir Güney'in penaltısını kurtarmıştı. Penaltılar sırasında da Kerem'in penaltısını kurtarmıştı. Yani kale direğine kadar uzayabilen bir kaleci oluveriyor adeta. Panter diyebiliriz onun için. Bir de şöyle bir esprisi var işin. Yani haftanın kurtarışı dediğimiz zaman biz Kalipso 33 diyelim. Kalipso 33'ün bir kendi kalecisi var, Mustafa Bora Kargın. Zaten geldiği evet. maç bir aday kurtarışı oluyor. İki, Kaan orada oynadığı zaman devleşmeye başladı. Ondan önce hibritte oynarken hiç aday almamıştık biz onu. Sonra 20 kurtarış yaptı. Üstüne yetmedi. Hibritte bir daha 10 kurtarış yapmıştı. Bordro maçıyla. Evet. Akut maçı mıydı ilk maç? İkinci maç Bordro maçı hemen mıydı? Hepsini zaten onun bütün hepsini kurtarışı. Kaan kurtarmıştı. 3 dakikalık kolaj yapmıştık. Giray geçiyor. Giray kurtarıyor. Anlamadım ben, bu Kalipso'nun kalesinde bir iş var. Haftaya bir de ben geçeyim bakayım ne olacak. Denemeyelim. Artı 5 uçma skill'e ekletiyormuş şeylere. Haftaya bir deneyeceğim. Emir abi alırsanız gelirim vallahi kaleye. Neyse, Giray'ı da tebrik ediyoruz haftanın kurtarışından dolayı. Onun dışında Nevizade'den Mert'in ceza sahası içine yapılan bir şutla parmaklarının ucuyla çıkardı. Onu beğendik. Bunun yanında KFK'lerden Şeymuz'un 90'a giren bir topu çıkarması var. Ya onu da çok beğendik. Ya muazzam bir kurtarış. Onu da tebrik ediyorum. Aynı zamanda her haftanın olmazsa olmazı Ali Rıza abinin de bir kurtarışı var. Sağ köşeye giden topu uçarak kurtardı yine. Onu da beğendik. Spartak'tan Koray'ın da birkaç tane maç içinde kurtarışı vardı. Yine etkili olduğu pozisyonlar. Yani böyle haftanın kurtarışını alınmaz tabii. Net bir kurtarış hani fiziği gösterdiği net bir kurtarış yoktu. Veya skoru takımı motive edecek bir kurtarış değildi ama saha içinde yine güzel kurtarışlara imza atmış oldu Koray'da. Onları da söyleyebiliriz. Yani bu hafta böyle geçti. Ben bu hafta şeyi merak ediyorum şimdi. Aykut'un yapacağı panoramayı merak ediyorum. Acaba en çok kurtarış yapan kaleci kim? Bence Mert Nevizade'den. Olabilir. Kutfelas maçında ben en az 5 veya 6 kurtarışını saydım Mert'in. 3 gol yemesine rağmen. Daha fazla kurtarış yapan bir kaleci var mıydı yok muydu? Onu da tabii panorama videosunda göreceğiz. Senin var mı tahminin? Valla Mert olabilir ama onun dışında aslında yok ya. Salı günü yani maçları ya, izlemedim çünkü oradan kim gelir ne çıkar bilmiyorum. Ama ya Şeyimuz da olabilir aslında. Emin değilim. Ben Mert'in vallahi en az böyle artık 6 kurtarışının olduğunu düşünüyorum maçta. Aykut artık yapsın bakalım Aykut şeyler. Bakalım. Bak, evet, bakalım. Aykut izleyeceğiz, askerden bekliyoruz. De geldi artık. Artık geldi yani yapsın bir şeyler. Bekliyoruz panorama videosunda heyecanla. Çeyrek finallerinin ilk haftasını bugün böyle noktalamış olduk. Haftaya rövanş maçları, daha sonra bir haftalık bayram tatili. Bayram dönüşünde iki hafta sürecek yarı final heyecanı ve 22 Haziran Cumartesi Efendi Lig'in büyük finali tekrardan sizlere hatırlatmış olalım. Beylerbeyi stadını o gün herkesin doldurmasını şimdiden bekliyoruz. Tabii planınızı, herkes, programınızı ona göre yapın. Yani eşiyle çocuğuyla artık gelsinler. Tribünler boş bekliyor yani. Aynen. Her tribüne çekirdek var. Koyacağız, gelsinler, çıksınlar. Şaka bir yana o gün için güzel planlarımız var. Kesinleştirmeye başladıkça onları da hem efendilik ailesiyle hem taraftarlarımızla, gelmeyen taraftarlarımızla paylaşacağız. Değerlendirmeyi de burada noktalayalım artık. Hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.